Arkadaşlar, bu videomuzda matkap ucularının nasıl pratik bir şekilde bilenir onu göstermek için bir aparat yapacağız. Bu aparat yapmadan önce matkap ucuları nasıl bilenir, açıları nasıldır onu bir anlatmaya kısaca bir değinelim. İlk önce matkap ucuları açı olarak 118 derece olarak imal edilir ve iki kesici ekseninizde 55 derece olarak imal edilir. Burası zırh, burası çapak boşaltma yeridir. Şimdi bu matkaplar hafiften körlendiği zaman, şu şekilde olduğu zaman açılarını ayarlayıp matkapta bileyebiliriz. Örnek verelim. Şimdi matkap tezgahımıza gelelim. Matkap ucumuzu aldık. Başımıza geldik. Bu kör matkapın ucunu bilemek için sol elimizi sabitliyoruz. Sağ elimizle matkap ucumuzu eksenine, burası 59 derece açı yapacak şekilde. Çünkü burası kaçtı? 118 derece. 118'in yarısı kaç? Bölü 2'ye 59 derece. 59 derece açı yapacak şekilde elimizi yerleştiriyoruz. Başlangıca kesici yerin ucundan başlayacak şekilde böyle aşağıdan yukarı doğru bu şekilde açıyı vererek matkabımızı bilemiş olacağız. Örnek verelim, şimdi çalıştıralım ucumuzu. 59 derece açımızı verdik. Bilemeye başlayınca ilk önce kesiciyle başlıyoruz. Yukarı doğru. Ara ara. Üşüdüğü zaman soğutma sıvımıza bastırmamız gerekiyor. Aynı şekilde diğer tarafı da bu şekilde yapıyoruz. Pekala. Bu matkap ucunun, hafif kör matkap ucunu bu şekilde biliyoruz. Bunu bütün ustalarımız bilir. Ama iş yaparken kırılmış bir matkap ucunun açısını nasıl ayarlayabiliriz? Burası kırılmış. Bir bakıyoruz şimdi matkap ucumuzun açıları belli. Kör olsa bunu hemen, burada da önemli olan şu kesici kenar uzunluklarının eşit olması lazım. Şimdi burada nasıl ayarlayacağız? Bunu ayarlamak için bizim ustalarımız pratik olarak 118 dereceyi ayarlamak için bir altıgen somunun iç açıları 60 dereceden oluştuğundan dolayı iki tane somunu bir araya getirir. Pratik olarak bunun açısını ölçmek için ne yapar? Hemen ya koyur buraya, 59 derece açı verdikten sonra tam iki somuna göre açısı tam belli olur. Bunu kontrol için bunu kullanıyoruz. Bir tane civata ve somun, bir tane de küçük pul yardımıyla pratik otomatik açılarını veren bir matkap bileme aleti yapacağız. Aparatı yapacağız. Şimdi bu aparatı almak için ilk önce alıyoruz somunumuzu. Somunumuzun bir köşesinde, yaklaşık şurada bir 5 milim gibi boşluk bırakalım. Buradan daha büyük kalın matkapları olması için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir buradan keseceğiz. Aynı açıyla bu şekilde buradan keseceğiz. Şimdi aynısını biz ne yapıyoruz? Tam karşısından kesmemiz gerekiyor. Ne kadar buraya büyük somun kullanırsanız o kadar büyük matkap uçlarını ne yaparsınız? Bileyebilirsiniz. Geliyoruz şimdi matkap ucumuzu. Kesme taşı kullandığımız spiral taş ucumuzdan alıyoruz. Tabii gözlüğümüzü takıyoruz. Bu şekilde
kanalımızı oluşturduk. Kanalımızı oluşturduktan sonra diğer bir somunu bu şekilde alacağız. Buraya tam düzgün bir şekilde 90 derece yere paralel olarak bunu kaynatacağız. Diğer somunumuzu ve civatamızı aldık. Bu şekilde buraya yerleştirdik. Yerleştirdikten sonra bir buradan bir buradan kaynağımızı atacağız şimdi. Kaynağımızı attık. Kaynağımızı yaptık. Somunumuzu kaynattık. Sıkma civatamızı yerleştirdik. Şimdi ucu sağlam olanları biliyoruz. Sağlam olanları kontrol etmiştik. 118 derece. Dış açısı buna yaklaşık 120 derece olduğu için ne yapıyoruz? Şimdi orijinalle baktık. Tam yerinde duruyor. Şimdi ucu kırılmış bir matkap ucu. Ucu kırılmış bir matkap ucu. Bunun ayarını yapacağız. Yapmak için ilk önce ne yapıyoruz? Yerleştiriyoruz. Tam açımıza gelecek şekilde yerleştiriyoruz ucumuzu. Sıkıyoruz. Sıktık. Matkabı mengenemize bağladık. Tam şu açılarda, tam bu açılarda biz bunu taşıdığımız zaman 120 yani yaklaşık 118 derece olması gerekiyor ama yaklaşık 120 derece olacak. Değimizi yaptık. Tam açısına göre. Şimdi çıkaralım ucumuzu. Gördüğünüz gibi çok güzel bilenmiş. Bir de açı kontrolümüzü yapalım. Evet, gördüğünüz gibi açı kontrolümüzü de yaptık. Az daha varmış ama biraz daha tam bu şekilde bileme aparatımız olmuş oldu. Şimdi bu matkabımızı götürelim. Matkap ucunu götürelim. Bir matkapta deneyelim. Kesiyor mu? Deliyor mu? Delmiyor mu?